Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere sezon 11 ile ilgili yeni haberlerim var. Biliyorsunuz ki geçen gün video atmıştım ve onu beğenmiştiniz. Ben de dedim ki diğer gelecek şeyleri de yükleyeyim. Haberiniz olsun istedim. Hemen arkadan Fearless müziğimizi de açalım. Fearless. Neyse tamam, o müziği açtık işte dostlar. Şimdi sırada neler gelecek hepsini beraber görelim. Yeni karakter falan da gelecek dostlar. Şimdi ilk önce yeni AKM deseni geliyor. Yani yine yükselebilen bir AKM deseni geliyor. Bir level hali öyle, 3 level hali böyle dostlar. Yani her zamanki gibi yeni şeyler de gelecek. Ben pek fazla konuşmayacağım. Sizlerin görmesini istiyorum. Çünkü 5 level'de de bu hali alacak dostlar. Sonrasında yeni gelecek motor ise budur dostlar. Yani yeni motorumuz bu şekilde. 1 level'i bu. 1 level'de yani böyle sürebileceğiz. Bunu büyük ihtimal çarka getirecekler yine diye tahmin ediyorum. Artı dostlar 2 level'imiz de var. 3 level'imiz de var. Yani böyle değişik değişik yine motor yapmışlar dostlar. Bu ise 2 level'i pek fazla bir şey değişmiyor ama önünde işte dostlar bir tane aslan kafası gibi bir şey çıkıyor. Ama bu da gerçekten güzel. Ama 3 level'i var ya, dehşet dehşet. Görmek ister misiniz? Buyurun gelsin 3 level. Evet. Böyle arkadan egzozları çıkmış bir halde koskocaman duruyor dostlar. Nasıl buldunuz? Bence gayet güzel dostlar. Yani beğendiyseniz de beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Bu da yeni gelecek olan yükselebilir AVM dostlar. 2 levelde böyle sarı sarı kahverengi gibi duman patlıyor. Yani kill efekti böyle bir şey. Hani vurunca çıkıyor da sandık çıkıyor ya dostlar, öyle patladıktan sonra falan. Üçüncüde işte upgrade, onlar gözükmüyor. Bu kill mesajı. Yani upgrade'in gözükmediğini siz biliyorsunuz benden iyi. Bu işte maç sonunda gösterme emojisi dostlar. O işte ultimate var. Ultimate olduğunda full sarı oluyor. Hatta ultimate de gösterelim size. Ultimate de bu şekilde dostlar. Tam göstermiyor ama şu anlık yani gelmediği için. Zaten biliyorsunuz önceki videoda resmini göstermiştim. Bu da ölüm sandığı dostlar. Yani öldürdüğümüz adamın sandığı böyle gözüküyor. Bildiğin mezar taşı gibi değişik bir şey yani, sarı. Ben bunu bir şeye benzetemedim ama yani güzel. Bence diğer sandıklardan iyi. Bu da DP deseni ama üstünde gözükmüyor şu anda. Bunun da kill efekti falan var dostlar. Hemen kill efektini de gösterelim. Kill efektimiz ise kıpkırmızı, böyle boom yapan bir efekt dostlar. Kırmızı her renk oldu vallahi oyunda ya. Buz diyarıyla vuruyorsun, buz gibi gözüküyor. Bak bu da kill mesajı. Kill mesajı acayip güzel. Yani hepsinden güzel abi. Desen yaramıyor. Yani bence AVM olmaz. Hiçbiri buz diyarı olmaz hatta. Öyle söyleyeyim ben. Bu da yükselebilir tava. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama yükselebilir. Tava desenini de getirmişler dostlar. Bu da işte Royal Pass'ta verilecek olan bizim Kuaz desenimiz dostlar. Böyle turunculuk Kuaz deseni verilecek bu sezon. Yani bence güzel. Biz bir tek bu arabanın şu ana kadar deseni yoktu sanırsam. Onu da bu sezon alacağız dostlar. Alalım bakalım nasıl olacak göreceğiz. Böyle. Yukarıdan da görünüşü bu şekilde dostlar. Yani bence güzel. Siz de bu arada aşağıya yazabilirsiniz. Mesela sezon 11 daha mı iyi olacak? En iyi sezon şu diyenler varsa yazabilir. Mesela ben en çok beğendiğim sezon 9'du yani, Shadow Fight gibi bir şeydi. Bu da zaten herkesin bildiği bir şey dostlar. Altına çıktığımızda bu kıyafeti veriyor zaten bize. Yani bunu bilmeyen yok diye düşünüyorum. O yüzden pek fazla bunun üstünde durmayacağım. MK desenimiz var. MK deseni de biliyorsunuz zaten, çok önceden çekmiştim bunun videosunu, gelecek diye ve şu anda gözüküyor dostlar. Yani görmüş olduğunuz gibi bunu Elmas Ligi'ne çıkan herkes de olacak. İlk defa ben MK deseni görüyorum bu arada oyunda. Daha önce gelmedi diye biliyorum. Bu da işte dostlar bizlere hediye edecek. Royal Pass'taki setler, giysiler, artık nasıl adlandırırsanız. Böyle diğer kıyafetimiz de bu şekilde gözüküyor. Yani sizlere en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum. Böyle bir tane de mavi setimiz var dostlar. Mavi önden böyle. Maviyi ben en çok beğendiğim setler arasında bu arada, onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü en çok maviyi beğendim. Bu da AVM'nin fotoğrafı dostlar. Yani yine de koyayım dedim. Yeni wallpaper'ı falan işte. Wallpaper mı deniliyor, nasıl deniliyor bilmiyorum ama. Bu da DP'nin deseni. Bu bir level çanta. Bunlar büyük ihtimal şeye gelecek çanta dostlar. Çarka gelecek. Bu 2 level versiyonu. 3 level'i de var. 4 level'i de var diysem yalan. 4 level tabii ki de yok. Bu da dostlar yeni gelecek bir tane kaska ait, 1 level hali bu şekilde.
Yani 2 level zaten klasik bildiğimiz ama 3 levelde biraz şey yılan derisi tarzı yapmışlar bunu dostlar. Hani yılan derisiymiş gibi. Artı işte dostlar bir motor daha gelecek. Bu motorun da birinci hali böyle. İkinci halde bu şekilde dostlar. Artı üçüncü halinde ise böyle sarı bir motor. Yani 3 tane motor, 2 tane motor getiriyorlar bu sezon. Böyle bu yeni gelecek olan karakter dostlar, henüz adını bilmiyoruz ama güzel bir karaktere benziyor. Sarayı yollayabiliriz artık. Bu da sezon 11'in Royal Pass, hani 10 tane puan yaptığımızda açılan sandığı dostlar. Böyle bu şekilde açılan bir sandığı var. Sezon 11'inki de böyleymiş. Ondan sonrasında böyle tava desenimiz var. Bu tava deseni Royal Pass'ta edilecek. Tava deseni diyebiliyorum. Yani hani bir tane fotoğraf var diye göstermiştik. Oradan hatırlıyorum dostlar. Sonrasında bakalım başka ne var. Gelirse fotoğraf. Beril desenimiz var dostlar. Bir levelde beril desenini de alacağız. Yani direkt Royal Pass'ı yükselten herkes de bu beril deseni olacak. Tavuk deseninden iyidir abi. Çünkü o ortadaki tavuktan gözükmüyor hiçbir şey, biliyor musunuz? Zaten bunun yani skopsuz hali kötü. M4 deseni yani hoşuma gitti. Neden derseniz kimsede neredeyse M4 deseni yok. Yani sandıklardan desen falan filan çıkmıyor neredeyse. Bu da dostlar bizlere Royal Pass'ta hediye edilecek kask. Yani ben pek fazla konuşmak istemiyorum. Daha çok siz fotoğrafları görün. Bakın yani nelerin geleceğini anlayın istiyorum. Ben aralarda konuşacağım dostlar. Böyle işte bunlar da yani bu gösterdiğim diğer kasklar ise yani %90 ihtimalle yani çarklarda verilecek çarklar, yani çarkta verilecek hediyeler. Zaten şeyde gelecekleri biliyorsunuz, yani sezonda verilecek hediyeleri biliyorsunuz. Yeni böyle bir tane kar seti gibi bir şey gelecek dostlar. Bunu da büyük ihtimal çarka getirirler ya da premium sandık. Bilmiyorum ama ha bir de Pokemon şeyi gelecekmiş dostlar. Onu bu videoda sunmadım. Gelmeyeceğini düşünmüyorum. Geleceğini de düşünüyorum. Karışık bir şey. Yani Angry Birds'ü paylaştıklarında ben geleceğini düşünmüyordum ama sonra ne yaptılar, o Angry Birds'ü bir tane etkinlik üzerine getirdiler işte dostlar. Yani pek emin değilim Pokemon Go hakkında. O yüzden onu bu videoda sunmadım. PP Bizon dizeni geliyor bu arada. Deseni geliyor bu arada. PP Bizon'un da sonunda oyunda bir deseni olacak. Geos altın sanırsam bir deseni olmayan kaldı. Bu da Arbelat deseni dostlar. Bunu hatırlarsanız bir videom vardı, paylaşmıştım. İzleyenler bunu 3 günlük kullanabilmişti. Yani bunu da kalıcı olarak bir çark getirecekler herhalde. Öyle bir şeyler yapacaklar. Bu da aksesuar. Çantamızın arkasına takabileceğimiz yeni bir aksesuar. Sonrasında böyle bir tane set var dostlar. Bu seti nereden hediye edecekler bilmiyorum. Yani ben bunu Royal Pass olmadığını düşünüyorum. Artı şimdi dostlar bir de şu var. Yani bunlar hani çark çevirdiklerimiz var ya dostlar. Onların özel bir kod gelecekmiş. Hani mesela 10 UC'yi çevirebiliyoruz ya. Buradan 30 UC'lik aldığımızda mesela 10 UC'liği beleşe herkes çevirebilecek. Yani UC'si UC çevirme. Böyle bir tane de herhalde para biçimi mi gelecek? Bu ne? Bunu da bilmiyorum ama büyük ihtimal dostlar bu da şeydir. Hani araba motor alıyoruz ya, onun şeyindendir. Sezon 11'in fotoğrafı da bu şekilde. Yani sezon 10, sezon 9 üçü de birbirine benziyor. S11'in girişi de bu şekilde olacak dostlar. Bunu da sizlere göstereyim istedim buraya kadar gelmişken. Böyle collect dediğinizde de biliyorsunuz ki gümüş parçacık veriyor. Yani bronz liginde 200 gümüş parçacık veriyor. Ben as liginde olduğum için bana 1500-1600 gümüş parçacık verecekti. İşte liginize göre dostlar buradan gümüş parçacık veriyor. Gümüş parçacık falan filan işte burada dostlar uzatıyor da uzatıyor. Bu sezon burada böyle oldun, bu sezon burada böyle oldun. Yok Avrupa'da şöylesin, yok Asya'da böylesin falan filan. Bir ton şey diyor dostlar ama bunlar sizi pek ilgilendirmez. Aldık mı aldık. Bu da S11 paraşütü. Zaten bunun daha önce videosunu çekmiştim. Giysisini de çekmiştim, MK'yı da çekmiştim demiş olduğum gibi. Ama bu videoda tekrardan sunmak istedim. Yani bilmeyenler varsa buradan öğrensin istedim dostlar. Yani bu 3 seti de büyük ihtimal Royal Pass'ta bize hediye edecekler. Mini desenli o göstermiş olduğum fotoğrafta gözükmediği için ben onu çark diye tahmin ediyorum ama belki bu sezon yani 3 tane desen verebilirler. Bilmiyorum zaten. Yani tam bilmiyorum. Verebilirler, vermeyebilirler. Artık şöyle bir şey var. Elmas liginde hediye veriyor. Altın liginde hediye veriyor. Yani bu adamın verdiği şeyi mesela yüzünde hani dostlar şey var ya. Adını unuttum. Bu neydi işte dostlar. Bunu mesela altın ligde onu veriyor ya. Platinde bunu veriyor. Elmas da MK desenini veriyor.
As liginde paraşütü veriyor, Fatih liginde de çerçeveyi veriyor dostlar. Böyle bir şey yapmışlar. Bu sefer 5 tane bölmüşler. Yani hep 4'tü. Bu sefer 5 yapmışlar. Yeniden de hediyeler eklemişler işte dostlar. MKD seni zaten görmekten yoruldunuz artık. Yani MKD seni gelecek elmas da diyebiliriz. Bu da sezon 11 paraşütü. Yakından tekrardan görün. Başka da sanırsam bir şey kalmadı dostlar diye tahmin ediyorum. S11'in işte çerçevesi, yani her sezon böyle gidiyor. S11, S12, S13, S14. Her yılda 6 sezon geliyor. Biz 100. sezonda falan işte kaç yaşına gelirik bilmiyorum ama böyle gidecek dostlar. Neyse, bu video benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka Fatih Muay videolarında görüşmek üzere. Bay bay. Fearless.